Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için gördüğünüz gibi biberleri saplarından ayırdım, oydum. Yaş biber dolması yapacağız. Yeşil biber dolması yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzemeleri hemen göstereyim vakit kaybetmeden. Hızlı bir şekilde biber dolmamızı hemen yapalım. Bir tane soğan doğradım, küçük küçük. Bir tane domates ve maydanoz bıraktım içerisine. Şöyle göstereyim. Bir su bardağı kadar pirinç yıkadım. Şöyle bir çay bardağı kadar bulgur, pilavlık bulgur ekliyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığına yakın nane ve reyhan. Bir çay kaşığı da kimyon bıraktım. Acı biber bırakmayacağım çünkü benim salçam acı. Çok acı olur, çocuklar yiyemez. Şöyle tuz bırakıyorum. Bir tatlı kaşığına yakın. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ve domates salçası ekledim. Evet, ben çok severim nar ekşisi. Ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Bu yeterli olur herhalde. Evet, biraz limon suyu. Ve en son da şöyle yarım çay bardağına yakın zeytinyağı döküp bu malzemelerimizi karıştıracağım şimdi. Dolmalık içimiz hazır olacak. Evet, şöyle tekerle karıştırmak zor oluyor. Ben hazır edeyim. En son halini sizinle paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iç malzememiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi dondurma aşamasına geçiyorum. Şöyle biberleri oymuştum ben. İçine bırakıyorum. Fazla öyle ağız baz doldurmuyoruz. Çünkü pirinçleri, bulgurları pişince şişecektir. Hem biber patlamaz. Bizde biber patlamaz denir. Dağılmaz yani. Evet, şöyle biberin saplarını da bakın, şöyle çekirdeklerini yarısını falan aldım, şöyle kapatmak için farklı bir sunum, şöyle bırakıyorum. Fazla taşırmıyorum. Evet, şöyle biberimizin köküyle de sapıyla da gördüğünüz gibi kapattım. Böyle de yapabilirsiniz. Veya şöyle elinizde doğranmış domates varsa şöyle ağzını kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir sunum. Her ikisi de olur. Önemli olan ağzının kapanması ve içindekilerinin suyunu bıraktığım zaman boşalmaması arkadaşlar. Ben şimdi yapacağım, en son halinde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biberleri doldurdum. Gördüğünüz gibi şöyle birbirlerinin kapakları şöyle birbirlerine bakacak şekilde de kapattım, yerleştirdim. Tabii iç harcım arttı, o yüzden
hemen yapraklarını çıkarttım. Şöyle. Şöyle birkaç tane de yaprak sarması sarayım. İç harcımı da bitirmiş olurum. Daha sonra sosunu yapıp ocağa alacağım dolmamı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dolmalarım altta, yaprak sarmalarımı da üste bıraktım, iç malzemelerini de bitirdim sarmaları sararak. Böyle değerlendirmiş oldum. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığına yakın tuzumu ekliyorum. Şöyle zeytinyağımı da ekleyeyim. Daha sonra bakın şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığına yakın biber salçası ve domates salçası karışık kullanacağım arkadaşlar. Şöyle karıştırayım. Evet, biraz şöyle hafiften karıştırdım. Şöyle bir üzerine gezdireyim. Kettle'a da su bıraktım. Kaynasın. Suyunu tekrardan bırakacağım. Sade suyla da dolma yapan var. Ben sevmiyorum öyle sade beyaz dolma, renksiz dolma ben sevmiyorum. O yüzden muhakkak sosunu yaparım arkadaşlar. Daha sonra üzerine sarma taşı bırakacağım. Yaprak sarmalarımız var çünkü dağılmasın. Evet, pişmeye yakında sarma taşını çıkartırsınız arkadaşlar. Çünkü dolmalar ezilir dibinde. Şöyle suyunu bağlayayım. Zaten o kaynayınca hepsi birbirine tadını, lezzetini geçirecektir. Tuz miktarını, baharat miktarını siz bilirsiniz arkadaşlar. Eğer ekşi istiyorsanız içerisine limon suyu da bırakabilirsiniz. Sosuna da bırakabilirsiniz. Ben içine iç malzemesine bıraktım. Üzerine limon da dizebilirsiniz ekşi istiyorsanız. Yani tadını siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ocağın üstüne bırakacağım ve dolmalarımın pişmesini bekleyeceğim. Evet, dolmamız, sarmamız pişti arkadaşlar. Birazdan servise alacağım. O zaman daha net görürsünüz. Şöyle gördüğünüz gibi. Yeni tariflerimden, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.